Merhabalar kuzularım tosunlarım. Bu videomuzda da tepkime türlerini anlatacağız. Kimyasal hesaplamalara ön hazırlık yapacağız arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler nasıl denkleştirilir onlardan bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hadi başlayalım. Bismillah. Tepkime türleri aslında geniş arkadaşlar ama sizin müfredatınıza yani TYT 10. sınıf müfredatında var olan tepkime türleri birazcık daha dar. 4-5 tane tepkimeden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi yanma tepkimeleri. Yanma neymiş okuyalım beraber. Yanma maddelerin oksijen gazı ile tepkimelerine yanma diyoruz. Peki o zaman buradan birinci sonucumu çıkarırım ben. Eğer ortamda oksijen yoksa arkadaşlar yanma tepkimesi gerçekleşmez. Peki hocam burada maddeden kastettiğiniz ne? Maddeden kastettiğimizi biraz sonra açacağız ama her şey olabilir. Yanıcı her şey e, yanma tepkimesi verebilir arkadaşlar. Yeter ki ortamda yanıcı madde olsun ve yakıcı madde olan oksijen diğer bir ifadeyle hava bulunsun arkadaşlar yanma tepkimesi gerçekleşebilir. Yanma tepkimeleri egzotermiktir. Yani ısı veren tepkimelerdir. Bu ısı veren tepkimeleri egzotermik, endotermik tepkimeleri 11. sınıfta kimyasal tepkimelerde enerji bölümünün içerisinde çok çok e, göreceksiniz. Çok detaylı göreceksiniz arkadaşlar. Onların hesaplamalarını falan göreceksiniz. Peki neydi egzotermik ya da endotermik? Dışarıya ısı veren tepkimelere egzotermik. Dışarıdan ısı alan tepkimelere ise yani gerçekleşirken dışarıdan ısı alan tepkimelere ise endotermik tepkimeler diyoruz. Mesela kağıdın yanması veya işte odunun yanması Yanması, yanma olaylarının hepsi egzotermiktir bir tanesi hariç o da ne arkadaşlar? N2 gazının yanması havada bulunan azot gazının yanması bunun da en temel sebebi ne biliyor musunuz? Azotla azot atomu arasında N2 molekülünde azotla azot atomu arasında üçlü bağ var ve üçlü bağ kimyada güçlü bağ olarak geçer. Dolayısıyla bu bağların kırılıp yeni bileşiğin oluşturulması sürekli dışarıdan enerji gerektirir arkadaşlar. Bundan dolayı endotermiktir. Ama diğer bütün hepsi egzotermik sınıfa girer. Yanma tepkimeleri başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Aslında biz bunu birazcık daha genelleştirelim. Sadece yanma tepkimeleri mi? Hayır. Egzotermik olan bütün tepkimeler. Egzotermik olan bütün tepkimeler. Asit bas tepkimeleri, pil tepkimeleri gibi 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 egzotermik olan tepkimelerin hepsi alayı e, başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Neden? Çünkü o reaksiyonun devamı için gerekli enerjiyi zaten kendisi ne yapıyor ortaya koyuyor arkadaşlar. Bir tepkime de bir ortamda yanmanın gerçekleşebilmesi için 3 temel şart vardır ki bu çok eski yıllarda üniversite sınavında sorulmuş bir soru. İşte bir yerde yanmanın gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi şarttır? Aslında biz biraz önce iki tanesi söyledik. Bir yanıcı madde, iki yakıcı madde yani O2 yani aslında bunu sorularda hava olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Üç, tutuşma sıcaklığı. İşte ortamda yanıcı bir maddemiz var değil mi? Ee, kağıdımız var, işte masamız var bilmem neyimiz var ama yanma gerçekleşiyor mu? Hayır tutuşma sıcaklığı var değil mi arkadaşlar bir de altından ne yapıyorsun bir çakmağı tutuyorsun veya başka bir şey yapıyorsun ve yanma olayı gerçekleşiyor İşte ona da üçüncü şartımız da tutuşma sıcaklığı. Yanma tepkimesi dediğimiz tepkime bu. Peki yanma tepkilerinin çeşitleri neler? Bunlardan birinci sıraya metallerin yanması demişiz. Metallerin yanması, a metallerin yanması ve bileşiklerin yanması diyeceğiz gençler. Metallerin yanmasının diğer ismi duymuşsunuzdur kesin oksitlenme tepkimeleri. Elementlerin oksijenli bileşiklerine biz oksit diyoruz. Dolayısıyla o elementin oksiti nasıl oluşacak? Elementin ister metal olsun ister ametal olsun oksijenle tepkime sonucu oksit oluş. Ha o zaman bu tepkimeler aynı zamanda oksitlenme tepkimeleri olarak da bilinebilir arkadaşlar. Mesela demiri almışız oksijenle yakmışız ve Fe2O3 dediğimiz diğer bir ifadeyle pas bileşiğini. Ha o zaman eğer maddemiz yani metalimiz demirse arkadaşlar bu vatandaşın e, diğer ismi ne oluyor? Yani paslanma olayı gerçekleşmiş oluyor. Ve bu tepkimelere biz, yani metallerin tepkimelerine yavaş yanma tepkimeleri diyoruz. Yani bir demirin paslanması haftalar, aylar, yıllar sürebilir e, oksijen gazıyla. Tepkime, yani yanma tepkimeleri de kendi içerisinde hızlı yanma, patlamayla gerçekleşen yanma, ona göre nispeten birazcık daha yavaş yanma, en yavaş yanma dediğimiz metallerin yanması e, diyebiliriz. Aynı zamanda bu yanmaya yani metallerin yanmasına alevsiz yanmada denir gençler. Mesela magnezyum almışız, oksijenle tepkimeye sokmuşuz. Magnezyum oksijen, şuranın kat sayısı 1 bölü 2, o 2 olacak. Evet, metallerin yanması gibi aynı şekilde A metallerin yanmasını da düşündüğümüzde e, işte karbon katısını aldın oksijenle tepkimeye soktuğumuzda karbondioksit veya kükürt katısını aldın oksijenle tepkimeye soktun SO3 gazı oluşur sevgili çocuklar. Ama bu başlıkta en önemli yani yanma türlerinin en önemlisi bileşiklerin yanması. Bazen öğrenci yorumlarda filan soruyor hocam ben bir tepkime de ne oluşacağını kestiremiyorum. İşte bazı temel bilgiler eksiktir orada. Eğer o temel bilgilerin varsa ne oluşacağını kestirebilirsin. Hiçbir şey bilmesen bile reaksiyonu bir şekilde tamamlayabilirsin. Ama o temel ilkelerin, bilgilerin olması şart gençler. Şimdi bileşiklerin yanması. Bu tepkime sonucu bileşiği oluşturan elementlerin, dikkat edin, bileşiği oluşturan elementlerin ayrı ayrı oksitleri oluşur. Mesela e, üniversiteye hazırlanan öğrenciler çoğunlukla daha net bilirler bunu. 12. sınıf ve mezun grup öğrenciler organik bileşikler yani karbon ve hidrojenden oluşan bileşikler yakıldığında karbondioksit ve su oluşur. Aslında bunu ezberlemişlerdir birazcık. Ama şunu temel olarak bilseler bir bileşiği yaktığında bileşiğin içerisindeki elementlerin ayrı ayrı oksitleri oluşur. Mesela bakın burada CH4'ü yakmışız. CH4'ü yaktığımızda karbonun oksiti olan karbondioksit, hidrojenin oksiti olan H2O oluşmuş. Aynı şey burası için geçerli, burası için. Bak şimdi H2S'i yakmışız. H2S'i yaktığımızda ise oksijenle tepkimeye sokmuşuz. Hidrojenin oksiti olan yani oksijenle bileşiği olan H2O kükürdün oksijenli bileşiği olan SO2 oluş. Bu bütün maddeler için geçerlidir arkadaşlar. Bir maddeyi yaktığında o maddenin içerisinde hangi elementler varsa o elementlerin oksitli bileşikleri oluşacak ürün olarak. Denkleştirelim bir de bunları arkadaşlar. Şimdi şuranın kat sayısını yani yanan maddenin kat sayısını 1 alıyorsunuz. Peki bir tane karbon olduğu için buranın kat sayısı da bir. Kaç tane hidrojenimiz var? 4. O zaman buranın kat sayısı kaç olacak arkadaşlar? 2. En son oksijeni denkleştiriyorsunuz. 2 oksijen burada. 2 de burada 4. O zaman buranın kat sayısı 2 geldi. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü yarın bir gün kimyasal hesaplama çalışırken adam diyecek ki işte 3 nokta veya 6 gram etan gazı yakıldığında oluşan H2O kaç gramdır? Veya işte başka şeyler de sorabilir arkadaşlar. Onun için ne yapmak lazım? Denkleştirme yapabilmek lazım. Oradan kat sayılara geçeceğiz. Mesela burada 1 mol CH4'ü yaktığınızda kaç mol h 2 oluşuyor? 2 mol h 2 oluşuyor. Buraya geldim. Buranın kat sayısını 1 aldım. 3 karbon olduğu için buranın 3. 8 hidrojen olduğu için buranın katsayısı 4. 4 oksijen burada 6 da burada etti 10. Buranın katsayısı kaç geldi? 5 geldi. Buraya geldim. Katsayı 1 aldım. 2 karbon. O zaman buranın katsayısı 2 oldu mu gençler? Sonra 5 burada bir de burada 6 hidrojen. Buranın katsayısı kaç oldu? 3. Peki şimdi oksijen sayısını sayıyorum. 3 oksijen burada. 4 de burada 7. Sol tarafta da 7 tane olması lazım. Getirip şuraya şak diye 7 bölü 2 yazmayın. Çünkü bir tane oksijen zaten burada var. O zaman buranın katsayısı 3 olursa 3 çarpı 2 6. Bir de buradan geldi 7. Karşı tarafta da yani ürünler kısmında da 7 tane var. Geldim buraya. Katsayıyı 1 bir alıyorum. 1 aldığım zaman H2O'nun katsayısı 1. Kükürdüğün katsayısı 1. Oksijene geldim şimdi arkadaşlar. Buradan 2 oksijen var. Bir de burada etti sana 3. Buranın katsayısı kaç olacak işte? 3 bölü 2 olacak. Umarım yanma tepkimeleri anlaşıldı. Şimdi yangını çıkarttığımızı düşünelim. Tamam mı? Kağıdı yaktık veya bir masayı yaktık. Onu söndürelim. Yangın söndürücünün özellikleri neler olmalı? Bir kere yangın söndürücünün özelliklerini şuraya yazacak olursak. Yangın söndürücü. Karşınıza belki çıkar arkadaşlar. Yangın söndürücü dediğimiz şey birincisi tabii ki yanmayacak. Doğru mu? Yanmayacak. Sizin karşınıza çıkacak da bu olur büyük bir ihtimal. İki, aynı zamanda havadan ağır olacak. Aslında ağır ifadesi çok doğru değil de biz ağır diyelim diye yine çünkü sorularda böyle gelebilir ama aslında ne demesi lazım? Havadan yoğun demesi lazım arkadaşlar. Havadan yoğun olacak 3 zehirli olmayacak, 4 kolay bulunabilir olacak, 5 kolay kullanılabilir olacak e, gibi 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 ekonomik olacak. Farklı özellikleri sayabilirsiniz arkadaşlar. Ama en temel iki özellik bu. Yangın söndürücüdeki özellik. Ha size hangisi sorulacak yanmayacak. E şimdi yangın söndürücü olarak kullanılabilir derse acaba hangisi? Bir kere suyu şak diye işaretledin tamam günlük hayattan biliyorsun da diğerlerinden ne yapacağız? Diğerlerinde ise bir tane kuralımız var arkadaşlar. O kural yanmayacak da yanmadığını nereden bileceğim? Yanmadığını şu buradan bileceksiniz. A metal atomuna bakacaksınız. Oksijen dışındaki A metal atomuna bakacaksınız. Burada kim? Karbon, kükürt, karbon, kükürt, azot gibi. Tamam mı? Ona bakacaksın arkadaşım. Onun burada atom vermiş bak. Katman elektron dağılımını yapacaksın. 2, 4, 6 aç. 16 aç. 2, 8, 6. Azotu aç. 2, 5. Son katmanda kaç tane var? 5. 5A grubu olduğu için maksimum yükseltgenme basamağı artı 5'tir. Kükürtün maksimum yükseltgenme basamağı artı 6'dır. Karbonun maksimum yükseltgenme basamağı artı 4'tür. Kulak ver dinle buraya bak. Arkadaşlarım eğer oksijen dışındaki ametal maksimum yükseltgenme basamağına ulaşmışsa o bileşik yanmaz gençler. Mesela burada oksijen eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip olduğu için karbon artı 4. Burada oksijen eksi 2 olduğu için karbon, kükürt artı 4. Oksijen eksi 2 olduğu için karbon artı 2. Burada oksijen eksi 2 olduğu için azot artı 5. Ve burada oksijen eksi 2 olduğu için kükürt artı 6. Şuradaki hidrojen de artı 1 zaten maksimumu almış. Onun için tik attık. Şimdi karbon artı 4. E, maksimum artı 4 alabiliyordu zaten değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu yanmaz yangın söndürücü olarak kullanılabilir. SO2 artı 4 almış ama artı 6'ya kadar yolu var. Daha yanabilir demek ki. O zaman bunu alamazsın. Karbon monoksit. Artı 2 almış. Artı 4'e kadar yola var. Alamazsın. Aşağıya geldim. SO3 artı 6 almış. Evet olur. Çünkü maksimum yükselt gelme basamağı. Azot artı 5 almış. Olur. Ama H2O, diazot, pentaoksit, kükürt, trioksit ve karbondioksit yangın söndürücü olarak kullanılabilir sevgili çocuklar. Devam. Sıradaki reaksiyonumuz. İkinci önemli reaksiyonumuz ne arkadaşlar? Çözünme çökelme tepkimeleri. Aslında birazcık adı üstünde e, çözeltilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. İki veya daha fazla tuz çözeltisi karıştırılırsa bu çözeltilerden gelen iyonlar ile az çözünen bir tuz oluşabilir ve bu tuz çöker. İşte böyle bir durum varsa burada gerçekleşen reaksiyona çözünme çökelme tepkimesi diyoruz gençler. Bunu bazen reaksiyon üzerine gösterirler böyle bazen böyle şekille gösterirler. Reaksiyon üzerinde nasıl anlayacağım hocam ben? Bir kere suda dediğine göre Böyle, suda çözülmüş. Ne çözeltisi var? Gümüş nitrat çözeltisi. Ne çözeltisi var? sodyum klorür çözeltisi. Karıştırmışız bunları ve karıştırdığımızda buradan gelen Ag artı iyonları ile buradan gelen Cl eksi iyonları birleşerek çökmüş. Hocam niye çöktü Allah aşkına? Şimdi bunun açıklaması şu. Bazı tuzların çözünürlüğü inanılmaz düşüktür. Bunu siz bilmek zorunda değilsiniz. Size muhakkak verir arkadaşlar bir tepkime de eğer çökecek maddeyi tespit edeceksiniz. Ya da direkt tepkime üzerinde gösterir zaten. Nasıl gösterir hocam? Bak burada ne yapmış? Adam AGC ile katısı demiş. Suda deseydi çözülmüş durumu. Katı dediğine göre dibe çökmüş. İşte bu ikisi birleşerek AgCl ile tuzunu oluşturuyor. Veya şuradan gösterecek olursak şu ikisi birleşti dibe çöktü. Çözeltinin içerisinde kimler kaldı arkadaşlar? Pardon yanlış işaretledik sodyum artı ve NO3 eksi çözeltide kaldı. Ag artı ve Cl eksi birleşerek dibe çöktü arkadaşlar. İşte böyle bir reaksiyon varsa iki çözelti karıştırıldığında katı oluşumu varsa bu reaksiyona çözünme çökelme tepkimesi diyorsunuz. Bir bunu bileceksiniz. İki bu tepkimeyle ilgili iki tane daha ifade var. Bilmeniz gereken iki ifade daha var ki bunlardan birincisi net iyon denklemi. ikincisi ise arkadaşlar seyirci iyonlar. Şimdi net iyon denklemini burada söyleyeceğim ama bir genelleştireceğim önce. Net iyon denklemi dediğimiz şey İki maddeyi karıştırdığımızda eğer o iki madde arasında bu çözelti oluyor gençler iki çözeltiyi karıştırdığımızda bu iki çözeltiden gelen iyonlarla bir tepkime gerçekleşip eğer sıvı oluşumu varsa ya da burada olduğu gibi katı oluşumu varsa o reaksiyonda e, sıvıyı oluşturan denklem ya da katıyı oluşturan denklem net iyon denklemi olarak bilinir. Mesela ben size başka bir reaksiyon yazayım. HCl eee H Cl suda tamam artı e, NaOH suda NaOH suda eşittir ne diyelim buradan NaCl olur mu bu NaCl NaCl evet NaCl suda artı H2O sıvı bak H2O sıvı şimdi sevgili gençler burada net iyon denklemi var mı var bak iki çözeltiyi karıştırdım ne oluştu sıvı oluştu net iyon denklemi illa katı oluşturacak değil Genellikle sizin karşınıza katı çıkacak ama sıvı oluşumu da olabilir. Mesela burada bu sıvıyı oluşturan tanecikler kimler? Asitten gelen H artı biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Bazdan gelen OH ile birleşip ve suya dönüşmüş. İşte buradaki net iyon denklemi budur. Bu tepkimedeki net iyon denklemi ise AG artı ile CL eksinin birleşip ag Cl katısına dönüşmesi. Birinci terim bu. İkinci terim ise seyirci iyonlar. Seyirci iyonlar ise o çökme işlemine yani katı oluşumuna ya da sıvı oluşumuna şahitlik eden ortamda bulunan ama çökmeyen ya da sıvı oluşturmayan suda çözülmüş maddelere ise seyirci iyonlar diyoruz. Mesela bu tepkime de Na artı ile NO3 eksi seyirci iyondur gençler. Diyoruz tarihe gömüyoruz. Üçüncüsü. Sentez tepkimesi, sentezlemek. Bir şey sentezledim. Ne sentezledin? Bilmiyorum ama bir şey sendin. nani oluşturdum. Değil mi? Ha o zaman sentez tepkimelerinin diğer ifadesi oluşum tepkimeleridir. Beraber okuyalım. İki veya daha çok maddenin tepkimeye girmesiyle yeni bileşiklerin oluştuğu tepkimelerdir. Genellikle egzotermik tepkimeler. Bak genellikle ha, endotermik olanlar da var. Dediğim gibi bu egzotermik endotermik meselesini 11. sınıfta çok detaylı işleyeceksiniz gençler. Bakın ifadeye dikkat edin. İki veya daha fazla maddenin. Ha yeni bir madde oluşturacağız yani. Mesela H2 artı Cl2 eşittir 2 HCl. Ne oluştu? HCl sentezledik. Veya amonyak sentezledik. Nereden? N2 ile H2'den ya da amonyum klorür sentezlediklerden amonyakla HCl'den arkadaşlar. Atomlar ya da moleküllerin birleşmesiyle yeni bir madde oluşuyorsan bunlara sentez tepkimesi diyoruz. Diğeri ise analiz tepkimesi. Analizde de analiz etmek. Ne demek analiz etmek? Analiz etmek bir maddenin içerisinde ne var ne yok ayrı, ıı, araştırmak, bulmak demek. Onun içinde parçalamak demektir. Liz zaten parçalamaktır. Lizozomdan hatırlayın arkadaşlar. Analiz ana yapıyı parçalama anlamına gelir arkadaşlar. O zaman büyük bir tanecikler kendisine göre daha küçük tanecikler oluşuyorsa bu bir analiz tepkimenizdir. Verilen örneklere dikkat ettiğimizde H2O'yu analiz etmişiz hidrojen ve oksijenle ayırmışız ya da civa 2 oksitten civa ve oksijen gazı oluşturmuşuz. Ya da kalsiyum karbonat dediğimiz kireç taşını ısıtmışız parçalamışız. Sönmemiş kireç ve karbondioksit gazı elde etmişiz. Bunların hepsi analiz. Daha küçük parçalara ayrılıyor. Potasyum kloratı ısıtmışız parçalamışız. KCl ve 3 bölü 2 O2 yani oksijen gazına dönüştürmüşüz gençler. Evet, analiz tepkimeleri tepkimelerde bunlar. Son bir tepkimemiz daha var ki arkadaşlar o da önemli tepkimelerden bir tanesidir. Geçen sene TYT'de soru gel. Yani bu tepkimeden aslında asit bas konusundan geldi. Hani 10. sınıfın son konusu asitler bazlar tuzlar var ya, oradaki asitlerin ve bazların reaksiyonundan geldi. Aslında burayla da alakalı bir soru geldi arkadaşlar. Aslında burada öğreniyorsunuz o soruyu cevaplamak için bilgileri. Peki asit artı baz ürün olarak ne oluşur? Tuz ve su oluşur arkadaşlar. Tamam Bunlara aynı zamanda ne tepkimeleri diyoruz? Nötralleşme tepkimeleri diyoruz. Önce nötralleşmeden başlayacağım. Nötralleşme dediğimiz şey arkadaşlar asitten gelen H artı iyonu ile bazdan gelen OH iyonunun birleşerek suya dönüştüğü tepkimelere biz nötralleşme tepkimeleri diyoruz. Ha o zaman hocam şöyle bir şey olsa mesela bir asitle bir baz reaksiyona girse ama su oluşturmasa var mı böyle bir durum? Var. O zaman o tepkime nötralleşme midir? Hayır arkadaşlar. Nötralleşme için şart su oluşumudur. Asitten H gelecek paşa paşa. O bazdan OH gelecek paşa paşa. Birleşecekler ve suya dönüşecekler. İşte bu varsa nötralleşme tepkimesidir. Yoksa normal asit bas tepkimesi diyebiliriz. Gençler şuradaki boşluğu bırakmamın sebebi aslında şu. Reaksiyona giren e, asit ve bazın kuvveti oluşan tuzun karakterini belirliyor. Nasıl hocam? Eğer reaksiyona giren asit kuvvetli asit Baz da kuvvetli baz ise oluşan tuz nötr oluyor. Hocam var mı burada reaksiyon bilgisi içerisinde çok çıkmayacak ama şimdiden kulak dolgunuz olsun diye anlatıyorum. Eğer reaksiyona giren asit kuvvetli, baz zayıfsa baz asit kuvvetli olduğu için oluşan tuz asidin özelliğini gösteriyor. Dolayısıyla da asidik tuz oluşuyor. Eğer tam tersi, zayıf asit artı kuvvetli baz girerse bu zaman baz kuvvetli olduğu için bazik tuz geliyor. Hocam her ikisi de zayıfsa, her ikisi de zayıfsa bilemezsin. Hocam kuvvetli kuvvetli biliyoruz da Allah aşkına zayıf zayıfı niye bilmiyoruz? Şundan dolayı kuvvetlilerde bunların <laughs> kuvvet dereceleri birbirine eşit ama zayıflar da zayıflık dereceleri birbirine eşit değil. Hocam bu kuvvet zayıflık neye göre? İleride 11. sınıfta göreceksiniz şimdilik bu kadar bilin. Peki ee, olay bu devam edelim. Asit ve bazı tepkimeler denkleştirilirken e, haşartı sayısı ile OH sayısı eşitlenir. Neden eşitlenir? E çünkü biraz önce yukarıda yazdığımız denkleme baktığınızda gençler. Yukarıda yazdığımız denklemde bir tane haşartı kaç tane OH ile nötralleşiyor? Bir tane OH ile nötralleşiyor. Doğru mu? Dolayısıyla da nötralleşme yani tam nötralleşmenin tepkimenin denk olabilmesi için asitten gelen H artı ile bazdan gelen OH'ın birbirine eşit olması lazım. Tamam. Peki şimdi asitlere bazıları örnek vermişiz yapısında. Ee, H artı hidrojen bulunduranlar asit. İşte HCl gibi tuz ruhu, zat yağı, fosforik asit, nitrik asit gibi. Baz OH bulunanlarda baz NaOH, KOH, magnezyum hidroksit gibi bir tane istisna var. Burada kim arkadaşlar o? Amonyak. Yani NH3 onu iyi bilin. Şimdi denkleştirmelere geçelim. Şimdi denkleştirmeyi yukarıda verdiğimiz şu bilgiye göre de yapabileceğiz arkadaşlar, tamam? Ya da biraz sonra başka bir şey daha söyleyeceğim. Aslında e, işi bilenler OH artı sayısından yapmazlar. Nereden yaparlar? Metalin ve ametalin değerliğinden yaparlar arkadaşlar. İki türlü de anlatıyorum. Bir kere birinci tepkime HCl artı NaOH eşittir Na. E, ne oluşacak? Ne demiştik biraz önce? Asitten gelen H artıyla bazdan gelen OH birleşerek suya dönüştü mü? Geriye kalan sodyumla da kim birleşecek demek ki? Cl birleşecek. Bu kadar. Ve hidrojenin sayısı OH sayısına eşit olacak. Bire bir mi? Evet. O zaman NaCl önce tuzu yazdın. Artı yanında kaç tane H2 oluştu? Bir tane H2 oluştu. Bitti. İkincisine geçtim. Kaç tane hidrojen var? İki. Kaç tane OH var? Bir. Oldu mu? Hayır. Peki ne yapacağız? Eşitlememiz lazım. O zaman şuranın kaç sayısı kaç olacak? 2 olacak. 2 tane OH, 2 tane hidrojen. Peki o zaman kaç tanesi oluşacak? 2 tanesi oluştu mu gençler? Peki tuzun formülü ne şimdi? Tuzun formülünde 2 tane K olduğu için K2 sonra SO4. K2 SO4 oluştu. Şimdi bu tepkimeyi böyle denkleştirebileceğiniz gibi aynı zamanda şöyle de denkleştirebilirsiniz. Potasyumun hatta aşağıda göstereyim onu bak. Magnezyumun yükseltgenme basamağı kaç arkadaşlar? artı 2. Bunlar bilmeniz lazım. Atom ve periyodik tablodan. Magnezyum artı 2. PO4'ün yükü kaç? Eksi 3. Peki burası artı 2 burası eksi 3 ise oluşacak bileşiğin formülü artı 2 PO4 eksi 3 ise çaprazlamıyor muyduk gençler? Dolayısıyla da Mg3 PO4 2 oluştu. Hemen 30 yazarım. Mg3 PO4 2 artı yanına ne oluşacağını biliyorum su. Şimdi denkleştiriyorum. 3 tane magnezyum olduğu için buranın katsayısı sayısı? 3. 2 tane fosfat olduğu için buranın kaç sayısı? 2. 6 hidrojen buradan. 3 çarpı 2 6 tane OH buradan. Bak eşitlendi. O zaman 6 tane de ne oluşur? Su oluşur. Aşağıya geçtim. NH3, NH3'ün değerliği 1'dir arkadaşlar. Yani bir tane OH verir ortama. E, dolayısıyla bunu bilmek zorundasınız. Bu ikisinin tepkimesinden 1'e 1 bir reaksiyona girer ve NH4O NH4NO3 oluşur. Bu NH3 aynı zamanda ne denir biliyor musunuz gençler? Susuz baz denir. Susuz baz dendiği için NH3 tepkimesinden su oluşturmaz. Bak son tepkime işte bir asit baz tepkimesidir. Ama nötralleşme değil. Yukarıdaki tepkimeler hem asit baz tepkimesi hem de nötralleşme tepkimesidir diyoruz. Ve videomuzu bitiriyoruz. Soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.